Herkese merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için tam bu mevsime uygun, tırnaklarıma da uygun, çok güzel bir makyaj yapacağım. Hemen başlayalım, güzel anlatacağım bugün her şeyi, biraz da konuşmuş oluruz. Öncelikle ben cildime gül yağı sürerek başladım. Daha önce izleyenler bilir bir mikrop kapma problemim olmuştu. O yüzden artık izleri kaldı. Ben de gül yağıyla o izleri artık yok etmeye çalışıyorum. Bir kere sürdüm, hani nasıl olur acaba, iyi gelir mi diye. Ben Gülşan'ınkini kullanıyorum, bu arada daha önce almıştım. Ve iyi geldi. Yani ben bu kadar iyi geleceğini düşünmemiştim ama izleri yavaş yavaş yok etmeye başladı ve dışarıdan da herkes makyaj yapmadan, çünkü bazen gidiyorum spor salonuna, aa işte geçmiş artık falan demeye başladı çünkü çok kötüydü gerçekten. Hani makyaj yapsam bile belli oluyordu. O kadar kötü bir haldeydi. Şu anda mutluyum. Biraz fazla yine ama bana göre yine de az kaldı değil mi? Etmek üzere. Ayrıca yine her zaman gibi söylüyorum bunu, dudağımda da nemlendirici var. Baştan makyaja başlamadan önce onları sürüyorum. Yüz nemlendiricisi, cilt nemlendiricisi ve dudak nemlendiricisi. O şekilde başlıyoruz makyaja. Bu nemlendirici kısımlarını da makyaj videolarına dahil etmemizi istiyor musunuz? Onu mutlaka alta yazın. Çünkü bazılarınız diyor işte bütün adımları koy videolara. Hatta geçen de göz makyajı yapmıştım sadece. Neden sadece göz makyajı demiştiniz? Bu nemlendirici kısımlarını da istiyorsanız artık onları da katacağım. Alta yazın, yorumları mutlaka belirtin. Hadi başlayalım. Öncelikle MAC Pro Long Fill Concealer'ın bendeki NV20 rengi. Bununla hafif nokta nokta buraları kapatacağım. Ondan sonra fondötenimi süreceğim. Bugün zaten çok hafif bir fondöten kullanacağım. Şöyle MAC Face and Body kullanacağım. Oldukça hafif, light. Çok ince, kapatıcılığı neredeyse yok. O yüzden önce bunları bir kapatmak istiyorum. Hemen şöyle paletimi alacağım ama alabilirsem. Evet, geldi. Fırça olarak Real Techniques'in Deluxe Crease fırçası. Bunu kullanacağım. Aldım hemen fırçamı, zaten çok az koymuştum. Şöyle minik minik üstlerinden geçeceğiz. Zaten bu kapatıcı, oldukça kapatıcılığı yüksek bir ürün. Biraz da bundan ekleyeceğim. Maybelline Fit Me, bendeki 10 numarası. Yani medium gibi bir şeye denk geliyor sanırım. Göz altıma da ekliyorum bundan. Bütün yüzüme ekleseydim, şu anda bütün yüzüme ekleseydim iyiydi. Bu fırçayı bu işler için yeni kullanmaya başladım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben çok sevdim. Küçük olduğu için böyle kullanışı da daha kolay. Yani yüz sonuçta çok büyük bir alan değil. Bir şekilde bitiyor. Bazen fondöten için bile bu fırçayı kullanıyorum hatta. Mesela bu hafta genellikle bu şekilde bıraktım. Üstüne hiç ekstra bir şey sürmedim, fondöten sürmedim. Bu şekilde kullandım. Ama bugün tabii ki hafta sonu. Dışarıda çıkacağım. Birazcık fondöten kullanacağım. Birazcık paletimi alıyorum. Öf. Ben niye bu kadar çok döküyorum bunu? Niye? Her seferinde aynı şey. Bu fırçayla süreceğim çünkü ürünü çok fazla yemek istemiyorum. Zaten çok light bir fondöten. Çok kapatıcılığı az dediğim gibi. Pointed Foundation Brush Real Techniques. Çok eğleniyorum ya. Bu arada gerçekten bu şekilde okumaya falan çalışmadım. Bazı yorumlar geliyor işte yanlış okudum bilmem ne falan diye. Şu an dalga geçiyorum. Haberiniz olsun. Aksanım falan yok yani. Görüldüğü üzere. Senin var mı hayatım? Çok. Senin İngiliz aksanı konuşuyordun sen değil mi? Evet. Biliyorsun. Bir de ben şeyden çok hoşlanmıyorum. Yani şu fondöten şu fırçayla sürülmek zorunda. Şu şöyle yapılmak zorunda. Makyajda öyle bir şey yok yani arkadaşlar. Şu şöyle yapılmalı diye bir şey yok. Bu bir sanat. Nasıl ki bir ressama bunu böyle çizmek zorundasın diyemezseniz, saçma. Bunun belirli bir tekniği yok.
Siz isterseniz avucunuzla fondöteni yayabilirsiniz, yani hiç sorun değil. Ben el kullanmayı mesela sevmiyorum. Herkesin kendi tercihi. El kullanmayı sevmediğim için fırçalarla yapmaya çalışıyorum. Ama belki el kullanmayı seviyorsunuzdur ve siz o şekilde kendinizi ifade ediyorsunuzdur. O şekilde yapın. Yani bazı mantıklara oturtulmuştur, evet. Şu fırça, şu fondöteni daha çok emer, içine alır, boş boşuna ürün ziyan olur vesaire. Ama dediğim gibi sanatta bu tarz şeyleri de çok umursamamak lazım. Sonuçta zorunluluktan yapılan bir şey değil. Teknik olarak ürünler zaten ziyan şu anda yani. Ziyan. Çünkü normalde buna ihtiyacımız yok. Biraz gözaltıma bir kat daha geçeceğim. Tam kapanmadı gibi hissediyorum. Bir de şuradaki arkadaşı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum, görünüyor mu? Çok küçük gözüküyor. O niye yani, niye? Beni ye mor. Hiç bilmiyorum. Oh, parıl parılım şu anda. Değil mi? Yani hem face and body'nin zaten kendine has parlaklığı var. Nasıl diyeyim, böyle cilt gibi zaten. Hani çok fazla mat bir fondöten değil. Bir de gül yağı vardı. İyice parladı. Benim sevdiğim bir görüntü bu. Parlaklık hoşuma gidiyor gerçekten ciltte. Bunu hallettik. Şey geçelim istiyorum. Ya ben bugün biraz farklı bir teknik uygulayacağım. Hem de size daha farklı yapılabildiğini, her şeyi göstermek istiyorum açıkçası. Bunu yaparken hem konuşalım, önce bunu söyleyeyim. CoverFX'in bu şey droplarından. Ne drop bu? Aydınlatıcı droplarından. Yine buraya aldım. Alamadım. Aa. Eski olanı almışım hayatım ben. Getireyim mi? Evet. Bunun yenisi var. Ama ben bulsam daha iyi olacak ya. Ama bozmayayım hiç, sen getir. Buyurun. Teşekkür. Teşekkür ederim. Bende iki tane var. Bir tanesi bitti. Onu bitenler videosu yapacağım. Onu da kullanacağım. O yüzden atmıyorum. Şimdi asıl olanı aldım ve evet. Bir an acaba bu da mı bitti falan diye çok korktum. Çünkü yeni almıştım. Ve biraz yüksek fiyatlı bir ürün. Gerçekten korktum yani, bir an titredim. Şimdi yine konserleri kullandım. Fırçayla aldım. Yine çok döktüm ben. Her zaman. Görüyorsunuz değil mi? Şu an görünüyor mu? Net görünüyor değil mi? Hayatım. Gözüküyor hayatım, sorun yok. Söylesene, bir saattir soruyorum. Parlaklığı bir bakın. C şeklini almaması için yine süngerle geçtim. Bugün biraz daha sıvı ürünler kullanacağım, likit ürünler kullanacağım. Ya da krem. Kendi kendine aydınlatıcı sürüp sevinen insanlar. Ah biz kızlar, biz kızlar yok muyuz? Ha şey konuşacaktım sizinle. Bu YouTube'da izlenmelerin genel olarak düşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle bir şey var mı? Yoksa YouTube bunu kendisi mi yapıyor? Ya da çok fazla mı kanal oldu? O yüzden mi bu kadar düştü? Ne düşünüyorsunuz? Çünkü bizimki zaten düştü ama ben bizden baz almıyorum. Zaten büyük bir kanal olmadığımız için çok büyük kanallar, yerli ya da yabancı hiç fark etmiyor. Şu anda izlenmeleri çok düşük. Dün bir kanal gördüm. Hatta sana da gösterdim, hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. 970 bin takipçisi var. 970 bin takipçisi var. Neredeyse 1 milyon. Ve videoları hep 100 binin altında izlenmiş. Yabancı bir kanal. Yine işte makyaj, vlog vesaire. Bir kızın kanalı. İnanamadım ya. Gerçekten bu kadar mı dedim. Nedir acaba durum? Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Ya da bunun hakkında bir bilginiz var mı? Bilen varsa mutlaka yazsın. Merak ediyorum çünkü ben de. Nerelerime sürdüm konuşurken bu arada? Burnumun ucuna, hafif kemiğime, göz pınarlarıma, kaş altıma. Şimdi de hemen dudak üstüme ve çeneme süreceğim. Yani aydınlatıcı kullandığımız genel olarak her yere sürdüm. Yalnız buna çalışırken çok dikkatli olun. Hemen kuruyor. O yüzden gördüğünüz gibi bir kere de hepsini sürüp sonra dağıtmadım. Her bölgeyi tek tek sürüp dağıtıp sonra diğerine geçiyorum. Yanaklara bile iki yanağı sürüp sonra bunu dağıtırım, sonra bunu dağıtırım demeyin. Hemen kuruyor. Böyle
pütür pütür bir doku oluyor eğer dağıtmazsanız ve makyajınız mahvoluyor. Sürün, dağıtın, ondan sonra geçin. Benden söylemesi. Hazır şu anda. Gayet hazırım. Bugün pudra kullanmayacağım, onu da belirteyim. Çünkü normalde bu makyaj yaparken gerçekten kullanmıyorum. O yüzden kullanmayacağım. Hemen bir fırça alıyorum. Bu arada burada bütün fırçalarımı dün yıkadım. Çok güzel şu anda. İştahlıyım yani. Ne kat krizler yapmak istiyorum, ne böyle makyajlar, smokey eyeliner falan yapmak istiyorum ama bugün yapamayacağım. Size bu makyajı yapmaya söz vermiştim çünkü bunu yapacağım. Şurada MAC'ten cranberry rengini kullanacağım bugün. Bu böyle bordo. Bordo. Ama böyle haldır haldır bir bordo değil. Mürdümsü, bordomsu, içinde ışıltılar olan çok güzel bir renk. Hemen bunu kullanacağım. Direkt bunu sürüyorum. Önce tüm göz kapağıma sürdüm. Diğerine de süreyim hemen. Sonra dağıtacağız. Bu arada yeni arka planı beğendiniz mi? Sizce bu şekilde nasıl? Daha önce biraz daha yan tarafta çekiyorduk. Başka bir setup hazırlıyorduk. İşte sehpa, sandalye vesaire. Şu an masada çekiyorum ve arkam sanki daha mı güzel oldu? Ya da bu açı daha mı güzel? Lütfen onu da belirtin çünkü önemli. Biraz makyaj videolarına yoğunlaşmak istiyoruz açıkçası. Farklı tekniklerdeki makyajları göstermediğimi fark ettim. Aslında siz bana hep söylüyordunuz. Ama ben çok farklı makyajlar yapmayı sevmediğim için yapmıyordum. Ama madem bu işi yapıyorum, o zaman size farklı makyajlar göstermeliyim diye de düşündüm. Haklısınız yani. Ve göstereceğim. Farklı makyajlar çekmek istiyorum. Özellikle hemen istediğiniz makyajlar varsa onları da yazın mutlaka. Ama böyle Halloween tarzı değil de daha kullanılabilir. Özel günlerde olsun ya da günlük olsun daha kullanılabilir ama farklı makyajlar. Söylemeye çalıştığım şey bu. Bu arada fırçamı temizledim. Hemen önümde havlum var, güzelce sildim. Ve kenarlarını dağıtıyorum. Eğer gözünüz çok fazla yuvarlaksa, yani benim gözüm badem göz. Ben gözüm badem göz olduğunu gerçekten bilmiyordum. Şu anda şey olsun diye söylemiyorum size. Kursa gitmiştim biliyorsunuz, makyaj kursuna. Orada analiz yapıyorduk. İlk zaten önce yüz analizi, göz analizi, yüz şekli, göz şekli, işte cilt rengi ya da cilt yapısı olarak önce o bilgileri alıyoruz, onları öğreniyoruz. Ve herkesin analizi yapıldı. İşte herkes önce kendi analizini yaptı. Hoca doğru mu değil mi o şekilde anlattı. Benim gözüm badem gözmüş hocamızın söylediğine göre. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Sizin eğer daha yuvarlaksa, daha çukursa birazcık açıları değiştirmeniz gerekebilir. Mesela yuvarlak gözlerde bu, çünkü gözü yuvarlatan bir makyaj. Gördüğünüz gibi tüm göz kapağını uyguladım ve yuvarlak hareketlerle dağıtıyorum. Eğer sizinki daha yuvarlak bir gözse belki biraz daha kenarlara doğru çekebilirsiniz. Mesela daha çekik, daha bademe yakın olur. Ya da çok çukur bir gözünüz vardır. Siz biraz daha bu dağıtmayı yukarı doğru. Dağıtım ne ya? Aşkım dağıtım ne? Söyle. Bu blending'i diyeyim. Daha yukarı doğru taşırsınız ki buradaki gözünüzü çukur yapan kemiği de biraz daha içeri alın. Yani bu şekilde teknikler var. Bu teknikleri söyleyeyim mi her seferinde? Mesela olabilir. Bu tarz fikirleri yazın ya. Yorumlaşalım. Yani sizin yorumlarınızla ben hareket ediyorum aslında. Cevap vermiyorsun diyorsunuz ama çok fazla yorum geliyor. Hani bir yerden sonra yetişemiyoruz. Ama söylerseniz mutlaka okuyorum. Bu yorum kısımlarına falan ben çok fazla bakamıyorum. Daha çok Samet ilgileniyor o kısımlarla. O bana söylüyor zaten hani şu şekilde bir istek var diye. Ben de ondan sonra okuyorum tüm istekleri. Çok fazla yanlarda istemediğim için hemen süngerle fazlalıkları alacağım. Dediğim gibi yuvarlak istiyorum şu anda. Mesela gözünüz tam tersi olup çok fazla çekik olabilir. Onu da almak istiyorsanız siz daha fazla kesebilirsiniz buradan, bu taraftan. Hiç dışarı çıkarmadan blending'i o şekilde yapabilirsiniz. Onu da belirteyim çünkü herkesin yuvarlak diye bir şey yok. Güzelce dağıttım. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Doğrusu. Blending oldu. Çok güzel oldu. Hemen kahverengi bir far alacağım. Ben burada yine ışıltılı bir kahverengi alıyorum. Bu farın ismi neydi bilmiyorum. Alta yazacağım buraya mutlaka. İsmini yazarız. Herhangi bir kahve far alabilirsiniz. Tam kirpik dibime
Yine bir kalem fırçayla. MAC 219 numaralı fırça. Biraz önce kullandığımı da söyleyeyim, artık bunları da söylemek istiyorum. MAC 221 numaralı. Şu aşamada ani bir kararla kaşlara geçmeye karar verdim. Çünkü kaşlarımı bıraktığımı fark ettim. Boş bir kaş fırçasıyla kaşlarımı tarıyorum. Herhangi bir fırça olabilir bu arada. Bir markası yok fırçanın şu anda. Maybelline Brow Set'ini kullanacağım. Günlük böyle kullanırım. Açıkçası şimdi bu çok mu harika bir ürün? Hayır değil. Ama elimde var. Kullanmam için çok çok netim ya bugün. Bugün çok netim yani. Elimde var, kullanıyorum. Aynen öyle, şu an vallahi o durumdayım. Çünkü neden? Uzun zamandır makyaj ürünü almıyorum. En son gelin makyajları için almıştım. Böyle Black Friday'miş, yok gratis indirimiymiş. Hiçbirinden almadım, biliyor musunuz? Yani şok gerçekten. Hiçbir şey almadım. Elimde çok fazla ürün olduğunu fark ettim. Hatta kıyafetlerimi dolaptan satıyorum, biliyorsunuz onu, görmüşsünüzdür mutlaka. Yine bilmeyenler için dolap hesabımı aşağı bırakacağım linkini. Bayağı bir şey sattım ve o kadar şey satmama rağmen hala dolapta hiçbir şey çıkmamış gibi, değil mi? Evet. Ya sanki hiçbir şey satmamışım ben, yani 70 tane falan ürün satmışım herhalde şu ana kadar ve duruyor yani. Hala çok duruyor. Çok uygun, çok uygun, kaçırmayın. Evet. Vallahi ben bile bazen diyorum neden bu kadar ucuza koyuyorsun diye. Çok ucuza koyuyorum. İnanın gitsin yani, gitsin. O kadar ucuza koyuyorum. Gene de bazen indirim isteyenleri kıramıyorum. Sırf hani onlardan kurtulayım, çünkü artık dolap infilak etmek üzere. Sürekli sponsorlardan vesaireden de geliyor. Önünü alamıyorum artık. Ben de bu şekilde bir şey yapmaya karar verdim. Neyse, şey diyordum, makyaj ürünlerim de aynı şekilde. Moda Cruz'dan makyaj ürünleri de satılıyormuş bu arada, bunu fark ettim. Hani bir tane fazla fondöten almıştım ya. Evet. Bir tane fazla fondöten almıştım. MAC'in Studio Fix Fruit'larından. NC20 rengi. O gelin makyajlarına gittiğim zaman. Ya bir insan nasıl fazla fondöten alır? İşte öyle. Fondötenlerinize bakmazsanız hangisi elinizde var diye. Fazla alırsınız. Bir tane fazla almışım. Aynı renkten elimde varmış. Dolabın arka karanlık köşelerinde. Çünkü yazın onu kullanmadığım için fark edemedim. Mesela onu da koydum Moda Cruz'a. Birkaç tane ruj koymak istiyorum çünkü elimde çok fazla var ve bozulacaklar artık ya, hiçbir şey kullanmıyorum. Hep aynı rujları kullanıyorum. MAC rujlarını genelde kullanıyorum. Diğerlerine sıra gelmiyor. O yüzden onları da satacağım. Kaşımı bunun bu sünger kısmıyla yapmıyorum. Zaten süngeri çıktı artık, böyle bir garip bir şey oldu. Bu kısmı kaş döküyor. Bunu söyleyeyim. Gerçekten doğru. Başka yerlerde de görmüşsünüzdür, başka kanallarda. Kaşımı çok döktü bu kısmı. Ama bu kalem kısmında bir sıkıntı yok. Normal kaş kalemi gibi. Bu kısmını kullanıyorum şu anda. Ama dikkat edin. Çok intense. Intense diyeceğim ama diyemiyorum. ne denir ya? Intense. Güçlü mü desem? Yani şöyle göstereyim. Hani. Bu yani. Birden böyle olmasın kaşınız. Çok hafif hafif uygulayın. O yüzden ben de onu yapmaya çalışıyorum şu anda. Çizgi çizgi. Hani sanki kaşın kendisiymiş gibi uygulamaya çalışıyorum. Başarabiliyor muyum şu anda? İnanın. Hiçbir fikrim yok. Ama o şekilde uygulamaya çalıştım. Yine tarağımı aldım. Şöyle güçlü bir şekilde tarıyorum ki dışarı çıkartmayın çünkü fondötenizi lekeleyebilir. Kaşın üzerinde gezdiriyorum. Biraz doğallaştırıyorum. Hemen rimelimizi kullanalım. Maskaramızı Maybelline'in Lash Sensation'ını kullanacağım. Bunu bayağıdır kullanmıyorum. Bugün bir şans vermek istedim kendisine. Bakalım nasıl olacak. Evet, yine birazcık bulaştırdı. Bu yüzden kullanmıyormuşum demek ki bunu ben. Ama Maybelline'in maskaralarını ben genel olarak çok beğeniyorum. MAC'in maskaralarından nefret ediyorum. İki tane almışım, Allah'ım nereden almışım? Gerçekten nereden almışım yani? Kuru, kötü. Adamı maskara mı eder? Vallahi adamı maskara eder yani. Adamı rezil eder. Patır patır dökülür mü bir maskara ya? Sen MAC'sin kardeşim, yani kendine bir çeki düzen ver. Buradan derhal yetkililere sesleniyorum. Yetkililere sesleniyorum lütfen. İçine yağ mı koyacaksın, ne koyacaksın, bir şey koy yani. Hemen kulak pamuğuyla böyle küçük küçük yavaş yavaş sildim. O değen yerleri. Bulaştırmıyorum, o yüzden çok küçük almaya çalışıyorum.
yüze geçeceğim. Yine farklı bir teknik göstereceğim bugün size. Teknik. Bugün teknik günü. Şöyle. Evet, çok teknikim. Kolları da sıvayım hemen. Uzun zamandır kullanmadığım canım kardeşimin hediyesi. Anastasia Beverly Hills'in Stick Foundation'larından mink rengi. Şöyle göstereyim. Bir kontür rengi. Elime aldım bunu. Elime aldım. Real Techniques'in kontür fırçasını şu şekilde. Bunu da aldım. Elimden alıyorum. Şöyle göstereyim, daha rahat olacak. Ürünü elimden alıyorum ve kontür yapacağım bölgeye. Çok yumuşak. Alttaki fondöteni de kaydırmak istemiyorum. Toz kontür kullanmayacağım bugün. Hep aynı şeyleri yapıyorum ya. Ben de fark ettim. Size kızıyordum. İtiraf günü. Yani evet, kullandığım makyajlar onlar ama hep aynı şeyleri yaptığımı ben de fark ettim ve biraz daha farklı, aslında yine kullandığım ama videolarda denk gelmeyen yöntemleri bulmaya çalışıyorum şu anda. Size göstermediğim yöntemleri. Onları kullanacağım artık ya, ne yapayım? Değil mi? Bana bir Joker makyajı yapsana mesela. Ben sevmiyorum öyle şeyleri. Yap yap. Sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum ya. Böyle yok cadı makyajı. Yok Barbie makyajı. Ya izleniyor ama Barbie gerçekten. Barbie Ken makyajı, evet. Da olur. Barbie Ken miydi? Barbie ile Ken makyajı yapalım. Bana yapar mısın? Sakallarımı kestim ama. Ken'in sakalları var mıydı ya? Vardı galiba. Hatırlamıyorum. Yine aynı şekilde elimde kalanı alnıma. Alnım biraz geniş. Sizin alnınız geniş değilse bunu yapmanızın bir anlamı yok. Gerek yok. Yani şimdi videodaki her şeyi de kullanmayın. Kendinize uygun olmayan. Mesela yüzünüzün altı çok dardır. O zaman şunu yapmanızın hiçbir anlamı yok. Daha da darlaştırırsınız. Çok uzun yüzlüsünüzdür mesela. Bunu yaparsanız daha da uzar yüzünüz. Yüzünüz yuvarlaksa mesela daha yanları da yapabilirsiniz şu şekilde. Böyle böyle şeyler. Ben aslında çok güzel size kontür nasıl yapılır açıklamalı bir video çekmiştim açıkçası. Bu konu niye buraya geliyor? Konu gelir buraya. Çünkü ben o videoyu çektim. Çok güzel bir video oldu. Bayağı böyle anlattım her şeyi falan. Tüm yüz tiplerini anlattım. Hepsine neler yapılır anlattım. Uzun uzun. Değil mi? Anlattım. Sonra... Bir türlü izleyemedik biz onu. Neden izleyemediniz acaba? Çünkü benim sevgili kocam, canım, ciğerim. Sen git bu videoyu görme, sil. Aa. Öyle olmuş yani. Sen çek. Kontür nasıl yapılır? Kontür nasıl atılır? Burnumun kenarında bu arada fırçada kalanı kullanıyorum. Yani belli belirsiz bir şey. Ben burnumun kenarlarına kontür yapınca çok fazla makyajlı gözüküyorum. O yüzden genelde yani kendimi daha farklı görüyorum. O yüzden yapmamaya çalışıyorum ama fırçada kalanı kullandım. Allık kullanacağım son. Bu nedir? Allık kullanacağım. Nars'ın Dolce Vita allığını kullanacağım. Çok sevdiğim bir allık. MAC'in 130 numaralı fırçasını kullanacağım. Bugün bir değişiklik yapayım. Hep çünkü şunu uyguluyordum. Real Techniques allık fırçasıyla. Bugün bir değişiklik yapacağım. İyice ürünü aldım. Gülücük yapıyorum. Gülücük. Nasıl gülücük? Ha, gülerek yap. Evet. Allığı ben buraya kadar getiriyorum. Yani bazen sadece buraya sürenler olabiliyor. Ya da full sürenler olabiliyor. Ben böyle buraya kadar getirmeyi seviyorum genelde. Daha sağlıklı bir görüntü mü desem. Yani daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi normalde el kullanmıyorum dediğim gibi ama burada küçük kenarlarda bir doğallaştırma yapacağım. Horozumuzun sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama yine. Bence bu sefer gitmiyordu. Şu an atraksiyonda horoz. Bakın dağıtmadığımda nasıl oluyor mesela. Şöyle fark göstereyim size. Şöyle göstersem. Dağıtılmış. Lönk diye bırakılmış. Dümdüz duruyor onun demek. Evet. Ben hiç anlamıyorum mesela. Yani lütfen. Benim yaptığım şeyi çürütmesen tezimi. Çürütmüyor ki. Anlamayan biri bile çok rahat bir şekilde anlayabilir demek istedim. Ha, anladım.
Ben de hani hiç anlaşılmıyor ikisi aynı gibi. Ha yok. Ha, şey yaptım. Tamam. Daha böyle sağlıklı bir görüntü vermeye çalıştım. Oldu mu? Sağlıklı mıyım şu anda sizce? Sağlıklı mıyım hayatım? Bence sağlıklısın. Bence güzel. Ben beğendim. Yine farklı bir şey yapacağım. Allah'ım bugün çok farklıyım. Bugün çok farklıyım. Mac'in fırçamı bulabilirsem eğer. Ah, buraya yermişim. Bu paletini kullanacağım. Ruj paleti ve Mac'in 231 numaralı ruj fırçasını aldım. Hangi renk kullanacağım inanın şu an bilmiyorum ama bu makyajla bence hepsi olur. Bayağı güzel. Tam makyaj uygun renkler. Şöyle yapalım. Önce ortadaki renkle bir başlayayım. Şimdi biraz açık rengi alacağım buradaki. Orta kısımlara süreceğim. Güzel karıştılar değil mi? Yani şey olmadı, böyle parça parça olmadı. Bir bir şey var yani, geçiş var ama belli olmuyor. Belli belirsiz. Sevdim. Nasıl oldu? Biraz daha koyulup katayım mı? Şu hadi en koyusundan da madem kullanmışken. Dudağımın en üstüne kullandım. Yine açığı alıp karıştırıyorum. Bir de en altına. Sanki böyle gölge gibi olsun. Karıştırarak. NYX'in Divi Finish'ini kullanıyorum son bitirmek için. Makyajım bitti. Nasıl buldunuz? Ben çok eğlendim. Yani böyle sohbetli makyajları hem çekerken hem izlerken ben daha çok eğleniyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Yorumlarınızı unutmayın. Bekliyorum. Bu video içinde söylediğim her şeyin yorumunu bekliyorum. Instagram adresim Merve Görgöz. Samet'in Instagram adresi Samet Görgöz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenerek mutlaka bize destek olun. Küçük zilcik var. Gördünüz mü? Ona da basın ki biz video yüklediğimizde direkt haberiniz olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.